Şimdi bir ana haberin başında söyledik ya, 3 mesele var mercek altına aslında alacağız. Biraz da detaylandıracağımız bu enflasyon meselesi gerçekten önemli. Çünkü enflasyondan bahsediyoruz ama bu sadece elbette Türkiye'nin sorunu değil. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya işgali, Covid-19 salgını nedeniyle yani birçok ülkenin ekonomisi zora girdi. Dünyanın en güçlü ülkelerini de vurdu. İngiltere mesela, Almanya, Amerika'ya da son yıllarda en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediyorlar. Bir bakalım habere, ardından Erhan Aslanoğlu'yla konuşalım ama özellikle Türkiye'yi konuşalım tabii. Dünya enflasyonla mücadele ediyor. İngiltere'de enflasyon oranları son 30 yılın zirvesini gördü. Ülkede Mart ayında yıllık enflasyon %7'ye çıktı. İngiltere'de Şubat ayı enflasyonu %6.2 iken aylık enflasyonda %1+1 artış oldu. İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyondaki yükselişi sınırlamak için Mayıs ayında 4. kez üst üste faiz artırması bekleniyor. Banka, Nisan ayı için enflasyon tahmini ise %8. Ülkede yıl sonundaki enflasyonun çifthaneye yükselme riski olduğu belirtiliyor. Enflasyonla mücadele eden bir diğer ülke Almanya. Ülke Mart ayında açıklanan %7.3 enflasyon oranıyla son 40 yılın en yüksek seviyelerinde. Almanya'da enflasyonun bu denli artmasında Ukrayna Savaşı ile enerji ve gıda fiyatlarının yükselmesinin etkili olduğu belirtildi. Ülkede bu kadar yüksek enflasyon oranının en son 1981'de görüldüğü açıklandı. Ekonomistler, 2022 için %6.1'lik bir enflasyon tahmininde bulunuyor, ancak Rusya'dan enerji ithalatının durması halinde birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonun çifthaneli rakamlara ulaşması da söz konusu. Ve Amerika Birleşik Devletleri, enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyelerini gördüğü ülkede Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre %8,5 artış kaydetti. Amerika'da Mart ayında enflasyon %1.2 oranında yükselirken yıllık bazdaki artış ise %8,5 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon artışının da Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle artan enerji fiyatları olduğu belirtiliyor. Amerika'da piyasa beklentisi enflasyonun aylık bazda %1.2 oranında, yıllık bazda ise %8.4 seviyesindeydi. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu önceki ay ise %7.9 seviyesinde gerçekleşerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. 3 yıl sonra faiz artıran Amerikan Merkez Bankası Fed'in de bu yıl içinde 6 faiz artırımı daha yapabileceği tahmin ediliyor. Şimdi Covid salgını ve dedik ya işte beraberindeki arz dar boğazı sonrasında Rusya ve Ukrayna arasında başlayan bir taraftan savaş, enerji krizi, tüm dünyada enflasyonu yükseltti dedik. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle birlikte ana haberde, Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi, efendim hoş geldiniz. Biz dünyada enflasyon niye artıyor diye veriyoruz. Türkiye'yi o kadar çok konuştuk ki konuşmaya da elbette devam edeceğiz. Ama 5-6 aydır haber masalarında da tartışma masalarında da sürekli Türkiye'yi konuşuyoruz. Çünkü niye? Sonuçta burası bizim ülkemiz. Ve enflasyonla mücadele meselesi önemli. Ama Almanya'ya bakıyoruz, İngiltere'ye bakıyoruz, yani dünyaya bakıyoruz. Gerçekten orada da küresel anlamda bir enflasyon var ve 30-40 yılın en yüksek enflasyon oranlarına ulaşılmış durumda. Bardağın boş tarafı var, bardağın dolu tarafı var. Yani hangi tarafından bakalım onu bilmiyorum. Ama dünyadaki enflasyon sorununu bir konuşalım istedim. Nedir bu yükselen enflasyon oranları? Ya gerçekten böyle bir kronikleşme meselesi var mı? Yani kronikleşmeye başladı diyebilir miyiz ya da? Buyurun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi kronikleşmeye başladı diyebiliriz ama aslında pandemiyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Son Ukrayna-Rusya savaşıyla da iyice zirve noktasına doğru gelen bir dinamik söz konusu bütün dünyada enflasyonu yukarı doğru çeken. Evet. Ondan önceki 30 yıl neredeyse enflasyon yok denecek kadar düşüktü. Amerika, Avrupa, İngiltere, Kanada, dünyanın birçok ülkesinde ve bunun birçok nedeni vardı. Şimdi o nedenler tamamen ortadan kalkmadı ama o nedenleri bastıracak başka dinamikler devreye girdiği için geçici değil. Ama ısrarcı bir enflasyon var gibi görünüyor dünyada. Muhtemelen kalıcı olmayacak ama beklenenden de uzun sürmeye aday gibi gözüküyor. Hmm. Şimdi dünyada çok önemli pandemiyle, bir şey söylüyorsunuz. Geçici değil ama ısrarcı. Evet, evet öyle görünüyor ve
bir ciddi bir mücadele gerekecek. Ama arka planda ana dinamiklere baktığımızda hala bu enflasyonu bastıracak daha temel bir gelişmenin de olduğunu görüyoruz. Nedir o? Şimdi ya son 30 yılda aslında niye yok enflasyon dediğimizde 3-4 tane ana faktör vardı. Bir tanesi aslında çok genel bir şey. Savaş ortamları enflasyonisttir. Barış ortamları deflasyonisttir. Yani dünya son 30 yılda evet irili ufaklı birçok şey yaşadı ama bu Rusya-Ukrayna meselesi çok farklı ve bambaşka bir riski, işte 3. Dünya Savaşı'nı falan konuşturur bir hale geldi. Tabii. O nedenle bir kere bu daha sakin ortam, globalleşme, işte tırnak içinde söylüyorum, verimlilik artışı, ticaretin daha serbest olması birçok faktör enflasyonu bastırıyordu. Çok yıkıcı dediğimiz teknolojiler birim maliyetleri düşürerek enflasyonu bastırdı. Çin, Hindistan gibi ülkelerin ucuz iş gücüne dayalı ürünlerinin tüm dünyada sevkiyatının kolaylaşması, lojistik, ulaşım, bunların kolaylaşması, o ucuz iş gücüne dayalı ürünlerin bütün dünyada enflasyonu bastırdığını gördük bir başka açıdan baktığımızda. Ha, bunun dışında demografik trendler etkili oldu. Yani batıda özellikle yaşlanan nüfus talebini yavaş yavaş azaltmaya başladı. Gençler Z kuşağı daha minimalist, Y kuşağı daha minimalist hayata bakarak çok yoğun talep yaratan tarafta değil, daha çok paylaşan evleri, arabaları, bisikleti, daha çok toplu taşımaya yönelen. Yani özetle talebi bastıran dinamikler de vardı. Şimdi baktığımızda pandemide ve son savaşta, aslında pandemi de bir savaş gibi bir ortam yarattı. Tabii. Çünkü tedarik sorunu, üretme sorunları, bunlar maliyetleri arttıran unsurlar olmaya başladı. Bu pandemiyle başlayan bir süreç. Ürüne birimde Erhan Hocam, o kadar doğru bir şey söylüyorsunuz ki, yani pandemiyi de orada bir savaş üst başlığıyla görüşebiliriz, konuşabiliriz. Dediğiniz doğru, çünkü bilimde, ekonomide, siyasette, normal günlük yaşam şeklimizde her şeyi değiştirmedi mi pandemide? Kesinlikle. O yüzden bir pandemi ekonomisi dediğimiz, o Covid ekonomisi dediğimiz ekonomiyi de konuşmadık mı? O yüzden orada biraz da küreselleşti. Ukrayna'da tuzu biberi oldu. Yani siz de öyle bir şey söylediniz ki, dediniz ki bu ısrarcı olabilir. Benim anladığım, siz bir taraftan temelinde yatan nedenleri de açıklıyorsunuz. Bize yani bu yüksek enflasyonun, yani bu yıl olduğu gibi gelecek yıl boyunca Amerika dahil olmak üzere bütün dünyayı da etkileyeceğini söylüyorsunuz. O zaman ne olur bize bu sorunun nasıl aşılacağını da söyleyin bari. Şöyle, evet öyle görünüyor. Gerçekten yaşanan enflasyon belki önümüzdeki birkaç ay içinde bir zirve yapacak dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye'de de olabilir. Ama çıkış devam edecek, birkaç ay daha gözüküyor. Şu varsayımla söylüyorum, Rusya-Ukrayna meselesi bir şekilde soğuyacak. Yani sıcak savaş ortamı bunu, bu tabloyu tersine çevirir. Çok daha yüksek zirvelere doğru bir çıkış başlar. Ama umarım öyle bir şey olmaz. Daha sakin bir ortamda gideriz. Ama bu enflasyon birkaç ay sonra zirve yapıp yataylaşacak. Ondan sonra da gerileme süreci bir iki yıla, birkaç yıla yayılarak karşımıza çıkacak. Enflasyonla mücadelenin olmazsa olmaz koşulu para politikasını doğru ve güçlü, sıkı bir şekilde kullanmaktır. Bu anlamda dünyaya baktığımızda Amerika, İngiltere, Kanada, Avrupa hepsi para politikalarında ciddi sıkılaşmaya doğru gidiyorlar. Bir kere bu enflasyon sorunuyla baş etme konusunda önemli bir sonuç getirecek. Yalnız ana dinamikler, bir taraftan enflasyon yaratan dinamikler sürdüğü için zaman alacak ve şöyle bir risk var. Merkez bankaları her zamankinden daha sıkı gitmek durumunda. Bu da bir yavaşlama, bir resesyon riski getiriyor. İşte burada siyaset, jeopolitik birçok faktör de devreye girecek. Tabii. Bu resesyon riski o hızı biraz kesebilir. Yani o açıdan zaman alacaktır ama bunun reçetesi temelde para politikasıdır. En azından dünyanın gelişmiş birçok ülkesi şu aşamada... Ekonomiyi de sizin dediğiniz gibi o dünya jeopolitiği ve siyaseti üstünden okuyabiliriz. Ayrılmaz ki bunlar, zincir yani, kardeş kolu. Tabii, tabii oradan kesinlikle bakıldım, öyle. Değil mi hocam? Yani,
Tabii. Birçok yerde seçim olacak, pandemi sonrası değişiyor, siyaset bundan etkileniyor. Ekonomilerin çok yavaşlaması da istenmeyecek siyasiler tarafından. Biraz enflasyona razı mı olsak denecek. Merkez bankaları belki tam istediği gibi gidemeyecek falan. Ama birçok faktör evet bizi daha uzunca ısrarcı bir enflasyona götürüyor gibi gözüküyor. Hı hı. Bir de tabii iklim meselesi, yani pandemi, savaş ve iklim. O da gıda başta olmak üzere. Tabii. Dünya fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçmek durumunda. Bu da bir enflasyon bu geçişte yaratıyor. Dolayısıyla biraz ısrarcı, kolay çözümü olmayan ama en azından normal koşullarda önümüzdeki aylarda bir zirveden sonra yataylaşacak ama yüksek oranlarda yataylaşacak bir enflasyon var gibi gözüküyor ne yazık ki. Hocam ben sizi ortada gördüm. Yani bardağın dolu tarafını da görüyorsunuz, boş tarafını da görüyorsunuz. Yani böyle umut da var ama bir taraftan umutsuzluk da. Bakalım ne olacak? Yani dünya enflasyon sorununu konuşuyor, dünya ekonomiyi konuşuyor ama belli ki bu kronikleşmeye başladı. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Pir Reis Üniversitesi öğretim üyesi. Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Enflasyon üst başlığında aslında dünya özelinde konuştuk, ana habere konuk oldu. Sağ olsun kendisi. Teşekkür ederim. Katkılarından dolayı. Sağ olun hocam.